Geride bıraktığımız günün önemli gündem başlıklarından birisi de Bilim Kurulu toplantısıydı. Bakan Koca hem rakamları raporları paylaştı hem de önemli açıklamalarda bulundu. Ama önce o rakamlara bakalım. Bakan Koca yine sosyal medya hesabından da uyarılarıyla paylaştı rakamları. Son 24 saatte 87.223 test yapıldı. Yeni hasta sayısı da 1303 olarak gerçekleşti. 23 hastamız maalesef hayatını kaybetti. 1002 hastamız da sağlığına kavuştu koronavirüsü yenmeyi başardı. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 233.915'e yükseldi. Ağır hasta sayımızda... son 24 saat itibarıyla 719 bu rakamları hatırlatalım ve Bakan Koca'nın hemen açıklamalarına bakalım. Vaka sayımız 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tabii önemli açıklamaları da vardı. Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, detayları paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve özellikle o merak edilen soruları cevaplandırdı. O soruların başında da tabii ki okullar yeni bir kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ve aşı çalışmaları vardı. 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama, genel anlamda bir kısıtlama yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 saatten fazla süren bilim kurulu toplantısının ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca'nın gündeminde son dönemde artış gösteren vaka sayıları vardı. Türkiye'nin mücadelesinin karalamaya çalışanlara sert tepki gösterdi. <laughs> en çok merak edilen soruları da yanıtladı Bakan Koca. Okulların 21 Eylül'de açılmasının öngörülebilir olduğunu söyledi. 21 Eylül'de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu daha önce de açıklandığı şekliyle kademelendirme tarzında muhtemelen olur. Aşı tartışmalarına da değinen Koca, uluslararası düzeyde çalışmalar konusunda temas halinde olduklarını belirtti. Rusya, Çin Almanya'nın ve İngiltere'nin çalışmaları var. Burada Rusya ile ilgili daha önce aşı grubuyla bizim bilim e, insanlarımızın devrede olduğunu, iletişim içinde olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. Vaka sayılarındaki artışla birlikte önlemler de ciddileşti. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında hem HES uygulamasına getirilecek yeni özellikleri anlattı, hem de tele tıp sisteminin içeriğini paylaştı. Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız sosyal medyada kulaktan kulağa yayılıp farklı algı oluşturan hastanelerdeki doluluk iddialarına da bir kez daha rakamlarla yanıt verdi Bakan Koca. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Covid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı %51.3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı %64.8 ventilatör doluluk oranı %31.7'dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.